Herkese merhaba. Bu videomuzda 7. sınıf matematik dersinin 2. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz. Soru çözümlerine geçmeden önce bu sınavda neler çıkabileceğini şöyle bir göz atalım. Bu sınavda arkadaşlar denklemlerin eşitliğinden yani denklem kurma ve çözmeden bir tane soru gelebilir. Bir bilinmeyeni denklem problemlerinden iki tane soru gelebilir. Oran orantıdan Doğru orantı ve ters orantıdan iki tane soru gelebilir, yüzdeler konusundan iki tane soru gelebilir, yüzde problemlerinden bir tane soru gelebilir ve açılar konusundan açı ortay ve açı kurallarından iki tane soru gelebilir. Şimdi soru çözümlerine geçelim. Birinci sorumuz denklem sorusu. Yukarıda verilen eşitliklere göre a kaçtır? Şimdi burada iki tane denklemimiz var arkadaşlar. Birinci denklemimiz, 5x artı 4 eşittir. Eksi 2x artı 32. Bu eşitlikte bilinenleri bir tarafta bilinmeyenleri bir tarafta toplayalım. 5x artı 2x eşittir. 32 eksi 4'tür. Buradan 5x artı 2x 7x. 32 eksi 4 28'dir. Bu eşitlikten x eşittir. 4 olarak bulunur. Şimdi x'i 4 olarak bulunca ikinci denklemde x'i yerine koyalım. 4a eksi 2 x yerine 4 yazdık. Eşittir 16. Buradan 4a eksi 8 eşittir 16'dır. 4a eşittir 24. Bu eşitlikten a eşittir 6 olarak bulunur. Doğru cevabımız a şıkkı. İkinci soru. Bir annenin yaşı kızının yaşının 5 katına eşittir. Anne ile kızının yaşları toplamı 36 ise yaşları farkı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu tür sorulara gruplandırma yaparak çözerseniz daha kolay olur. Burada iki kişi var. Anne ve kız da. Kızın yaşına x dersek annenin yaşı kızının yaşının 5 katına eşit. 5x olur. Anne ile kızının yaşları toplamı 36'dır. Yani x artı 5x eşittir 36. Bu eşitlikten 6x eşittir 36'dır. Her iki tarafı 6'ya belersek x eşittir 6 olarak bulunur. x dediği Kızın yaşı. Kızın yaşı 6. Annenin yaşı da 5 çarpı 6'dan 30 olarak bulunur. Bize yaşları farkı sorulmuş. Yaşları farkı da 30 eksi 6'dan 24 bulunur. Doğru cevabımız C şıkkı. Üçüncü soru. Bir otobüste 57 yolcu bulunmaktadır. Bu otobüsten 2 erkek yolcu iner, 5 kadın yolcu binerse otobüsteki kadın ve erkek sayıları eşit oluyor. Buna göre ilk durumda erkek sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar erkek sayısına x dersek kadın sayısı 57 eksi x olur. Bu otobüsten 2 yolcu inip 5 kadın yolcu bindikten sonra erkek ve kadın sayısı eşit oluyor. Buna göre denklemimiz 57 eksi x artı 5 eşittir x eksi 2 şeklinde olur. Bakın 2 erkek yolcu inerse erkek sayısı x eksi 2 olur. 5 kadın yolcu binerse kadın sayısı 57 eksi x artın 5 olur. Bu denklemde bilinenleri bir tarafta bilinmeyenleri bir tarafta toplarsak 57 artı 5 eksi 2 bu tarafa artı 2 olarak geçer. Eşittir. x artı eksi x bu tarafa artı x olarak geçer. Artı x. Buradan 64 eşittir 2 x'dir. Her iki tarafı 2'ye bölersek x 32 olarak bulunur. x dediğimiz erkek sayısı bize zaten sorudan otobüsteki erkek yolcu sayısı sorulmuş. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Dördüncü soru. Bir otomobil 125 kilometrelik yolu sabit bir hızla 75 dakikada gidebilmektedir. Bu otobüs aynı hızla 60 kilometrelik yolu kaç dakikada gidebilir? Şimdi arkadaşlar 125 kilometrelik yolu bu otomobil 75 dakikada gidiyor. 60 kilometrelik yolu kaç dakikada gittiğini bulacağız. Buna x diyelim. Şimdi gideceği yol azaldıkça süremiz de azalacaktır. Yani burada doğru orantı var. Buna göre x'i 60 çarpı 75 bölü 125'ten bulabiliriz. 75 ile 125, 25 ile sadeleşir. 75 bölü 25, 3'tür. 125 bölü 25, 5'tir. Buradan x eşittir 180 bölü 5. Bu eşitlikten x eşittir 36 olarak bulunur. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Beşinci soru. K ile T artı 2 ters orantılı çokluklardır. K eşittir 18 iken T eşittir 8 ise K eşittir 6 iken T kaçtır? Şimdi arkadaşlar K ve T artı 2 ters orantılıymış. K eşittir 18 iken T 8'miş. K eşittir 6 iken t'nin kaç olduğunu bulacağız. Şimdi biz k ile t artı 2'nin ters orantılı olduğunu biliyoruz. Burada x eşittir. 18 çarpı 10 bölü 6'dır. Burada 18 ile 6'yı 6 ile sadeleştirebiliriz. 18 bölü 6 3'tür. 6 bölü 6 1'dir. Bu eşitlikten x eşittir 30 olarak bulunur. x dediğimiz arkadaşlar bakın buna dikkat edin. t artı 2'dir. t artı 2 eşittir 30 ise T buradan 28 olarak bulunur. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Bakın arkadaşlar biz T artı 2'ye x dedik. Burada bulduğumuz sonuç TRT2'dir. T artı 2'dir. T'yi bulabilmek için 30'dan 2'yi çıkarmamız gerekiyor. Altıncı soru. Bir mağaza tüm ürünlerinde etiket fiyatlarına %20 indirim yapıyor. Ahmet bu mağazadan etiket fiyatı 420 TL olan bir takım elbiseyi kaç TL'ye alır? Arkadaşlar bu tür soruları iki yöntemle çözebiliriz. Birinci yöntemde bakın etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yapılıyor. Etiket fiyatının %20'sini bulursak ve etiket fiyatından çıkarırsak indirimli fiyatı bulmuş oluruz. 420 TL'nin %20'si 420 çarpı 20 bölü 100'den bulunur. Burada 20 ile 100'ü sadeleştirebiliriz. 20 bölü 10 2'dir. 100 bölü 10 10'dur. 420 çarpı 2 bölü 10 Buradan %20'sini 84 TL olarak buluruz. Etiket fiyatımız 420 TL idi. 420 TL'nin %20'si de 84. 420'den 84'ü çıkarırsak indirimli fiyatı 336 TL olarak buluruz. İkinci yöntemimiz bu malın %100'ü 420 TL. %20 indirim yapıldığına göre %80'ini bulursak indirimli fiyatı bulmuş oluruz. %80'i x diyelim. Burada doğru orantı var x eşittir 420 çarpı 80 bölü 100'den x 336 TL olarak buluruz. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 7. soru 360 TL'ye alınan bir mal 450 TL'ye satılıyor. Buna göre bu malın satışından yüzde kaç kar edilmiştir? Şimdi karı bulabilmek için satış fiyatından alış fiyatını çıkarırız. 450 eksi 360'dan karımız 90 TL. %100 360 TL ise 90 TL yüzde kaçtır? Bunu bulursak karımızın yüzdesini bulmuş oluruz. Burada yine doğru orantı var. X eşittir 100 çarpı 90 bölü 360'dan X'i %25 olarak buluruz. Yani 360 TL'ye alınan bir mal %25 karla 450 TL'ye satılıyor. Doğru cevabımız C şıkkı. 8. soru Yandaki bilgisayarın Farklı mağazalardaki satış fiyatı ve satış fiyatına uygulanan indirim fiyatları aşağıda verilmiştir. Buna göre bu bilgisayar hangi mağazadan en ucuza satın alınır? Şimdi arkadaşlar bir tane bilgisayar var. Değişik mağazalardaki satış fiyatı ve bu satış fiyatına uygulanan indirim oranları verilmiş. En uygun hangi mağazadan alınır? Buna bakacağız. A mağazasında satış fiyatı 2100 TL, indirim oranı %10. 2100 TL'nin %10'u 2100 çarpı 10 bölü 100'den bulunur. Buradan %10'u 210 TL, indirimli fiyatı 2100 eksi 210'dan 1890 TL olarak bulunur. B mağazasında satış fiyatı 3000 TL, indirim oranı %15. 3000 TL'nin %15'i 3000 çarpı 15 bölü 100'den bulunur. Bu da 450 TL'dir. İndirim fiyatı 3000 eksi 450'den 2550 TL'dir. C mağazasında satış fiyatı 2500 TL, indirim oranı %20, 2500 TL'nin %20'si 2500 çarpı 20 bölü 100'den 500 TL olarak bulunur. İndirimli fiyatı 2500 eksi 500'den 2000 TL olarak bulunur. D mağazasında satış fiyatı 2400 TL, indirim oranı %25, 2400'ün %25'i 2400 çarpı 25 bölü 100'den 600 TL olarak bulunur. İndirimli fiyatı da 2400 600'den 1800 TL'dir. Bu bilgisayarı en ucuz D mağazasından satın alabiliriz. 9. sorumuz açı sorusu. D1 ile D2 paralelmiş. Verilenlere göre x kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar açılarla ilgili bazı kurallarımız var. Bu kuralları bilmeniz gerekiyor. Buradaki kuralımız kalem ucu kuralı. Kalem ucu kuralına göre A açısı, B açısı ve C açısının toplamı 360 derecedir. Buradan A açısını ve C açısını biliyoruz, 115 ve 145 derece. B açısı da 4x artı 20 derece. Bunların toplamı 360 derecedir. Bu eşitlikten 4x artı 280 eşittir 360 derecedir. Burada 280'in diğer tarafa atarsak, 4x eşittir 80'dir. Her iki tarafı 4'e belersek x eşittir 20 olarak bulunur. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Onuncu soru. Yine bir açı sorusu. Şekilde BA ve EF paraleldir. BC, ABD açısının açı ortayıdır. FD açısının ölçüsü 60 derece. EDB açısının ölçüsü 70 derece olduğuna göre ABC açısının ölçüsü kaç derecedir? Burada AB ve F paraleldir. Şimdi burada AB paralel çizgisini biraz daha uzatalım. Şuradaki açı E açısıyla yöndeş olduğu için 60 derecedir. Burada BDG üçgendir. Şu açıyı bilmiyoruz ona X diyelim. Şuradaki açılar da birbirine eşittir ve ikisine de A diyelim. Şimdi arkadaşlar B açısı, D açısı ve G açısı üçgenin iç açıları olduğu için 180 derecedir. Buradan bildiklerimizi yerine koyalım. G açısı 70 derece. B açısını bilmiyoruz. G açısı 60 derecedir. Bu eşitlikten x'i 50 derece olarak buluruz. Şimdi burada 2 artı x'in toplamı 180 derecedir. Çünkü bunlar bütünler açılardır. Bu denklemde x'i yerine koyalım. 2 artı 50 eşittir 180 derece. Bu eşitlikten a eşittir 65 derece olarak bulunur. Bize abc açısının değeri sorulmuş. Bu değer 65 derecedir. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet arkadaşlar sorularımız bu kadardı. Videonun sonunda açılarla ilgili bilmeniz gereken bazı kuralları verdim. Sınavdan önce oraya göz atabilirsiniz. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.